Beplaz sunar. Akşamlar Hürriyet Bursa Gazetesi spor yazarı Profesör Doktor Sinan Çavun'la gündemdeki konuları değerlendireceğiz. İlk gündemimiz A Milli Futbol takımımızın oynadığı maçlar olacak. Sayın Çavun, Hollanda ve Lüksemburg maçları, biri grup maçı, biri hazırlık maçı. Bursa Spor'dan da 6 tane futbolcu. Hatta Enes bile apar topar Ümit Milli maçından sonra Burak'ın sakat olma durumu söz konusu olduğu için Hollanda maçına dahil edildi. Öncelikle milli takımı değerlendirelim, sonra Bursa Sporlu futbolcuları değerlendirelim. Hollanda maçıyla başlayarak nasıl buldunuz hem milli takımı hem Bursa Spor'da futbol oynayan futbolcuların milli maçtaki performanslarını? Milli takım olarak özellikle biraz ümitlenme şansımızı maalesef 90+2'de kaybettik. Eğer Hollanda'yı orada yenebilseydik, özellikle üçüncülük açısından, Hollanda'yı altımıza alma açısından gerçekten kritik bir galibiyet alacaktık. Bence halen gitme şansımız çok zayıf. Ama var değil mi hocam? Var. Yani ve 15 puan alırsak? Yok, önümüzdeki 5 maçın tamamını alırsak evet, gitme şansımız hala evet, mevcut ama ya ben ona inanmıyorum. Yani özellikle Çek Cumhuriyeti ve İzlanda maçları zor maçlar. Özellikle Çek Cumhuriyeti deplasmanda oynayacağım bu maçı özellikle. Deplasmanda mı hocam Çek Cumhuriyeti? Çek Cumhuriyeti deplasmanda. İzlanda ve Hollanda ile burada. Evet. Ama ben Hollanda'yı da yani bu kadar eksik ve formsuz bir Hollanda'yı her zaman denk getiremeyiz diye düşünüyorum şahsen. Ama hocam formsuz diyorsunuz ama İspanya'da 2-0 yendiler hazırlık maçında. Hazırlık maçları havası her zaman farklı oluyor. Ve İspanya futbolu şu anda ciddi anlamda o jenerasyonunu, o 6 jenerasyonunu kaybetti. Şu anda İspanya futbolu da kendi jenerasyonunu, yeni bir jenerasyonunu bulma çabası içerisinde. O Xavi, Iniesta'lı kadrolar artık yavaş yavaş yaşlandı. Hatta Dünya Şampiyonası'nda da o kadronun artık formsuz olduğunu hep beraber gördük. O anlamda İspanya futbolu çöküş altındaki bir İspanya futbolunu yenmiş olması Hollanda'nın hem de bir hazırlık maçında bence çok ciddi bir referans değil. Türk milli takımı ilk 3-4 maça göre, gruptaki oynadığı 3-4 maça göre çok daha istekli, çok daha en azından futbol oynamaya, futbolun gerçeklerini sahaya yansıtmaya çalışan milli takımı gördük. Evet. Özellikle İzlanda maçındaki o felaketten sonra Hollanda maçındaki gördüğümüz milli takım çok daha üzerine koymuş, çok daha istekli, çok daha futbol oynamaya çalışan bir takımdı. Ama hala bence eksiklerimiz var. Dediğim gibi gruptan çıkma şansımız bence çok çok zayıf. Hani tabii çıkmadık candan ümit kesilmezmiş derler. Yani halen bir umut. Çok hafif bir karar. Yani tünelin sonunda çok hafif bir ışık gözüküyor ama ben o ışığın da çok fazla süreceğini tahmin evet, etmiyorum. Bizim oyuncularımıza gelecek olursak tabii çok güzel bir şey. Yani bu kadar oyuncuyu yıllar sonra yani hatırlamıyoruz aslında. Ben hatırlamıyorum bu kadar yok zaten sayıda, hocam. Bu kadar oyuncu sayısı yok. Çağrılmış yok. Bir de Lüksemburg maçında mesela 4 tane oyuncuyu aynı anda sahada görebildik. Bu özellikle de bir de Vakıfköy patentli 4 oyuncuyu görmek de önemli. Yani çok evet, genç şeyleri saymazsak Eren'le beraber 4 oyuncu vardı orada. Serdar sakatlanmasaydı Serdar da çok büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle o da oynayacaktı orada. Hani bu en azından Bursaspor'un yıllardır altyapıya verdiği önemin, yaptığı yatırımın bir nebze olsun meyvesini almak açısından son derece önemliydi. Bu da çok net olarak ortaya kondu ki Bursaspor altyapısı Türkiye'de bir markadır. Bu özellikle bundan sonraki dönem içerisinde de gelişmekte olan futbolcuların Bursaspor altyapısında gelme anlamında özendirici bir faktör olacaktır. Örneğin Manisa'dan, İzmir'den, gerekirse İstanbul'dan, Kocaeli'den, çevre illerden de Bursaspor'un altyapısına gelme anlamında bence çok önemli bir fırsat yakalamıştır Bursaspor altyapısı. Umarız bu Bursaspor altyapısının yakaladığı bu fırsatı altyapılardaki yöneticilerimiz, hocalarımız iyi değerlendirirler. Evet hocam, size katılıyorum bu anlamda. Şöyle ki yani Vakıfköy ismi tüm Türkiye'de bilinen bir isim haline geldi. Kesinlikle. Nasıl daha Barcelona'da da La Masia evet, hep bilinen bir isimdir tüm evet, dünyada. Türkiye'de de artık Vakıfköy
bir marka olarak futbolda kendini yer bulacaktır diye düşünüyorum şahsen. Lüksemburg maçına geçelim hocam. Lüksemburg maçındaki performanslar, Lüksemburg maçındaki milli takım. Için belki zayıf. Konsantrasyon eksikliği Hollanda maçından sonra hemen böyle bir takımla hazırlık maçı yapmak konsantre eksikliğini de ortaya çıkarmış olabilir diye düşünüyorum. Sizin bu konuda görüşleriniz nelerdir? Kesinlikle hem konsantrasyon bakımından problem vardı hem de Hollanda maçındaki o 90+2'de yenilen golün de moral bozukluğu da ister istemez sahaya yansımış oldu. Bir de rakip sonuçta yani bizim dengimiz olmayan bir takım Lüksemburg ki haftalardır hani maçın anlamında epey bir maçtır gol dahi atamayan bir takım Lüksemburg. O anlamda çok fazla konsantrasyonun olduğu, yüksek olduğu bir maç değildi. Evet. Ama sonuçta hazırlık maçında olsa galip gelmek moral açısından da ve sıralama açısından da sonuçta özel maçlarda da bir puan kat sayısı var. Resmi maçlarda olmasa bile o kat sayı olmasa bile özel maçlara dair bir kat sayısı var. Evet. Çarpım anlamında yine de sıralama açısından önemli bir galibiyet. Ve tabii ki bizim kendi oyuncularımız Enes için evet, çok Enes daha ayrı Şener bir için. Önemli. Şener için dediğim gibi çok daha ayrı bir yeri var. Onların kendi futbol kariyerleri açısından ilk defa milli oldukları maç açısından olması açısından ayrı bir yer olacaktır o iki futbolcumuz hocam için. Baktığımız zaman Enes'teki bu gelişimi ikimiz de bundan bir 5-6 hafta önce söylemiştik. Yani Enes kendini Enes üstüne ikinci koyarak, yarıda üzerine koyarak gelmişti. Yani geliyor şeklindeki görüşlerimiz milli takıma gitmesiyle yeşermiş oldu. Gayet de güzel oldu. Şener için de işte ilk milli maçını oynamış olması. Şener'in performansını beğendim mesela. Evet, çok çizgiden bir top çıkarma durumu vardı. Hem defansif anlamda hem ofansif anlamda sürekli bindirme yaptı. Mesela sol kanadı o kadar etkin kullanamadık ama sağda Şener gerçekten ofansif anlamda sürekli ön planda, sürekli pozisyonun içindeydi. Volkan da mesela sakatlığına kadar dinamizm getirdi gerçekten maça evet. Ve o bölgeye. Ama sakatlandıktan sonra o da yine maalesef inşallah bu haftaki maça yetişir diyelim. Evet. Bu haftaki maç için Serdar'ı söylüyorsunuz. Hem Serdar hem Volkan. Volkan sakatlandı da sakatlandı ama Serdar'ın biraz daha kritikti diye konuşuluyordu. Bu anki, bugünkü antrenmanda durumun iyiye gittiği şeklinde bilgiler geldi. Yetiştirmeye çalışıyor şeklinde. Ama asıl bence hani Kayseri Erciyes maçından önce belki de sonra esasında oynayacağımız kupa maçı daha önemli. Evet, hani belki geleceğiz. De şey olacağı o maçı da düşünerek bilmiyorum hani Serdar iyileşse bile kritik bir Serdar'ı bence Gençler Birliği maçına saklamak daha önemli diye düşünüyorum. Evet, bu konuda size katılıyorum. Ya çok maçta ilk konuşurken konuşuruz herhalde. Evet, Ozan Tufan yine iki maçta da iyi bir performans ortaya kesinlikle koydu. İyice artık kendini güveni gelmiş. Fatih Terim'in katkısı büyüktür. Mutlaka. Şenol Hoca'nın katkısı büyüktür. İrfan Hoca'nın katkısı büyüktür. Ama Fatih Terim'in bir tek Ozan'a katkısı yok. Evet. Ozan'a vermiş olduğu katkı çok farklı. Yani kesinlikle. Bu şey yani, anlamında özgüven anlamında. Kabul edelim. Yani sonuçta evet. Ozan'ı ilk o bölgede deneyen Fatih Terim oldu evet. O anlamda. Hani biz hep genelde sol bek denedik, sağ bek denedik, sağ ön denedik Ozan'ı ama ön libero pozisyonunda sağın ortasındaki bir pozisyonda hiç denenmemişti. Hocam çok ilginç değil mi? Yani bizden milli takıma gidiş sebebi sağ kanatta göstermiş olduğu performans. Milli takıma gidip bir başka hoca onu farklı bir gözle görüp orada tık diye oynatıyor. Oradaki işte top hakimiyeti çünkü oynadığı bölge yani Fatih Terim'in oynadığı bölge ve şu anda Bursaspor'da da oynadığı bölge top hakimiyetinin iyi olduğu olması gereken bir pozisyon. Evet. O zaman da o top hakimiyeti var ve çabukluk da var. Çabuk düşünüp çabuk hamle yapabilen bir oyuncu. Hep onu konuştuk, yıllarca konuştuk. Yani Ozan Tufan orada oynamadan önce de konuştuk. Evet. O defansın önündeki o blok kim oynarsa oynasın en önemli meziyeti top kesmenin yanında eğer siz zirveye veya galibiyete oynayan bir takımsanız yalnızca top kesmek değil oradaki görev. Top kesmek yanında oyunu çok çabuk isabetli olarak hücum bölgesinde topu aktarabilmek meziyetinin de olması gerekiyordu. Ozan Tufan'da da bu meziyeti gördüğü için Fatih Terim muhtemelen o bölgeye ben onu implante ettim. Peki bu milli maç sonrası menajerinin Atletico Madrid yetkililerle görüşmesi durumu söz konusu olmuştu hocam. O konuda sizin görüşleriniz nedir? 15 milyon euro gibi bir paradan bahsediliyor. 20 milyon euro gibi bir paradan bahsediliyor. Yani şimdi gerçekten hani Hollanda maçında da baktığımızda bence sahanın en iyilerinden. Evet. Gerçekten yani Hollanda takımını da baz aldığımız halde söyleyebilirsiniz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Yani o anlamda hani hem defansif hem ofansif anlamda bakıyorsun. Acayip soğukkanlı. Mesela bazı pozisyonları oldu defansa gelen. Evet. Yukarıdan böyle şişirme bir top geldiğinde. Bir Mehmet Topal'ı görüyorsun mesela ki Mehmet Topal da iyi oyuncudur ama ayağına hakim oyuncudur. Ayağına hakim olunca olmasına rağmen gelip girişte güzel vuruyor mesela topları. Ama
Ozan Tufan 19 yaşında olmasına rağmen, hani milli takım tecrübesi de az olmasına rağmen, son derece soğukkanlı, topu göğsüyle alıyor, etrafına bakıyor ve bilinçli olarak topu çıkarıyor. Bu çok önemli bir meziyet. Evet. Hocam, verdiği pasın şiddeti bile çok önemli. Kesinlikle. Orada oynuyorsanız, dediğim gibi, o bölgede o topu alıp da stop edip soğukkanlı bir şekilde, isabetli olarak ve dediğim gibi uygun şiddette 3. bölgeye, 2. bölgenin önündeki oyuncuyu aktarabilmek futbolda çok önemli bir meziyet, kalite göstergesidir. Evet. Ve bunu yurt dışındaki takımlar fark ettiler. Evet, gerçekten fark ettiler. Yani sadece Atletico Madrid değil, yine İtalya'dan da çok ciddi tekliflerin olduğu kesinlikle söyleniyor. Kesinlikle. Hani biz hep bunu söyledik. Ozan Tufan hani kimi zaman form düşüklüğü yaşadı Bursaspor'da. Islıkladılar Bursaspor seyircisi. Evet. Ya böyle bir oyuncuyu ıslıklamak gerçekten yani cami duvarında hani işemektir hani kaba tabiriyle. Evet. Sen kendi değerini pisliyorsun boşu boşuna. Onu yani herkese tabii mal etmeyelim. Birkaç... Ya mutlaka canım, ama yani bu taraftarın da hani bu şekilde bilinçli olması lazım. Taraftarı bile uyarması lazım. Evet. Ya sen ne yapıyorsun diye. Ya bu çocuk 19 yaşında mutlaka bu düşükler, bu düşmeler olacaktır oyun içinde diye. Ama bu değerimizi bizim Enes İmnal gibi, yani Ozan şimdi Emre de artık hani altyapıdan da olmasa da biz çok genç yaşta aldık Emre'yi. Hani bu gençlerimizi, Süheyl olsun, Ertuğrul olsun, onlar da gelecek. Sahip çıkmamız ve bunların yaptığı hatalarda kötü ses çıkarmak yerine tam tersine alkışlayarak destek olmamız, destek olmak gerekiyor bu çocuklara. Yani bunlar çünkü psikolojik olarak çok çabuk etkilenebilen oyuncular. Evet. Bunları çok çabuk kaybetmemek gerekiyor. Çünkü bunlar önemli değerler. Yani o anlamda Ozan Tufan bence artık hem Türkiye'de hem dünyada yavaş yavaş bir marka olmaya başladı. Özellikle scouting ekipleri tarafından. Evet. Çok yakın zamanda, bilmiyorum bu sene tutabilir miyiz, ama önümüzdeki sene muhtemelen Ozan Tufan'ı bir Avrupa yolu sanki bekliyor. Hep söylediğimiz bir durum söz konusuydu. Yani Ozan Tufan'ı yurt içinde bir takıma satmaktansa Avrupa'ya satalım şeklinde. Bir Ozan yorumumuz Tufan vardı. Akıllıysa bunun da gerçekleşebilme durumunun çok olmasından dolayı ikimiz de mutluyuz galiba hocam. Kesinlikle. Yani bir de Türkiye'de bunun örneğini çok gördüm. İstanbul'a gidip de genç yaşta harcanan çok fazla futbolcu var. Çünkü İstanbul'un o kuyusu düştüğünüz zaman kolay kolay çıkamıyorsunuz. Hocam çok hem yakın medya, bir örnek hem Sercan Yıldırım'dır. Hem de yöneticilerin her birinin kendi futbolcusu falan pas var. Pas vermeme yani, durumları bile var hocam. Kesinlikle. Yani orada çok ciddi yıpranma sendromu yaşayabilir gittiği zaman. Ya bence eğer Ozan akıllıysa, benim şahsi fikrim bir yıl daha en azından Bursaspor'da kalması, bir yılın sonunda yani 2016'nın sonunda bir Avrupa'da bir kulübe gitmesi Ozan Tufan için de çok daha verimli olacaktır şahsi sanki fikrim. Atletico Madrid'de Ozan Tufan'ı alacak gibi duruyor hocam. Hem Arda Turan'ın Atletico Madrid kulübüne vermiş olduğu referansların çok iyi olması. Ben Atletico Madrid'in yerinde olsam, yani anlaşma direkt gereği alırım, evet. Yok, alsam bir yıl bile tutarım. Bir yıl alırım. Bir yıl Bursaspor'da oynatırım. Hocam olarak. Bu bir transferi aklıma getirdi benim. Şimdi Salih Uçan mesela. Evet, Fenerbahçe'ye geldi ama Fenerbahçe'ye gelmeden önce Rubin Kazan 1,5 milyon dolar para veriyor. İşte Salih Rubin Kazan'a gitmek istemediği için Fenerbahçe'yle anlaşıyor zaten. Ve Rubin Kazan diyor ki biz bu 1,5 milyon doları size verelim ama Bursaspor'da oynamaya devam etsin diyor. İşte yani akıllı yöntem bu. Çünkü futbolcunun gelişmesi için oynaması şart. Ya bu bir futbolcu ne yaparsan yap istediği kadar antrenman görsün. Yani isterse işte gitsin en iyi kulüpler kim diyelim? Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid, Chelsea. Onlarla sürekli antrenman yapsın. Üzerine çok fazla bir şey koyamaz. Mutlaka bir şeyler koyacaktır ama futbol oynamadığı zaman, işte futbol oynamayan çocukları, futbolcuları görüyoruz, ne kadar geriye gidiyor. Futbol oynamadan futbolcu olunmaz. Ya benim en büyük şeyim odur yani. Mutlaka Ozan Tufan'ın oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. O anlamda bence Atletico Madrid iyi bir seçenek ama bir yıl erken giderse bazı şeyleri de kaybedebilir. Sıkıntı o yüzden yaşayabilir diyorsunuz. Sıkıntı yaşayabilir. Hani futbolunda o yükselme trendinde bir duraksama olabilir. O yüzden Bursaspor'da oynayıp çok güzel örneklediniz. Bir yıl daha sonra gitmesi bence daha verimli olur kendisi açısından. O yükselme trendi durursa hocam bir daha tekrar yükselişe geçme durumu gibi bir şey söz konusu yani olmuyor. Işte daha zor olabilir. O demoralize olabilir. O psikolojik altyapısı onu kaldırabilir mi? Kaldıramaz mı? Ya oradaki mentor durumu, her şey bir soru işareti olabilir. O bakımdan burada hazır oynadığı bir takım, hazır bildiği bir takım, hazır zirveye oynayan bir takım. Ya bence kendisinin üzerine çok daha fazla koyabilir Ozan Tufan. Evet, size katılıyorum bu anlamda. Hem de bir nevi Bursaspor'a da bir vefa borcunu da, hani onu yetiştiren kulübe bir vefa borcunu da, yani bir yıl daha üst düzeyde oynamak üzere, oynamak suretiyle bence sağlamış olabilir. Hocam ben bu konuda çok hassasım. Yani altyapıdan yetişen özellikle genç kardeşlerimizin Bursaspor'a vefa borcunu ödemeden hemen palazlanıp para istemeleri, işte
milyon eurolara geçmelerini falan filan benim yani içim yani o konuda kabul biraz etmiyor. Ben de hassasım o tamam konuda. Evet bizim çocuğumuza biz de para verelim ama bakın bir Serdar Aziz örneği var önümüzde hocam. Şeyde ezdirmeyelim. Hayır hani ezdirmeyelim elbette. On alırken bizim çocuğa da bir vermemek evet, lazım hocam. Ama onun da gidip de 10 isterim veya 8 alım isterim ve girmemesi lazım. Evet yani Serdar Aziz en büyük örnektir. Serdar Aziz gerçekten bekledim. Çok küçük paralarla iyi performanslar vererek Bursaspor'a futboluna devam etti. Kesinlikle. Bakın şimdi Serdar Aziz'e Bursaspor hakkını çatır çatır veriyor. Kesinlikle. Çok da iyi paralar alıyor. Aynen. Helale hoş olsun alsın zaten. Hı-hı. Ama böyle alsın işte futbolcular. Aynen. Yani hemen yani o yatana ben her futbolcu için aynı şeyi söylüyorum. Yani gerek Ertuğrul şu anda gençlerimiz için Ertuğrul olsun, Süheyl olsun, Emre olsun. Şu anda onların bakacağı iş öncelikle futbol oynamak. Evet, bu sporun ilk 18'inde ve ilk 11'de düzenli girme işi. Sonra para işi, sonra da gelecek. Zaten gençler bu çocuklar, evet. Zaten gençler. Yani en fazla 2-3 sene sonra istedikleri parayı hayırlısıyla fazlasıyla kazanmış olacaklar. Evet. Şu anda onların hedefinin futbol olarak kendilerini nasıl geliştirebilmeliler. Ona odaklanması gerekiyor. Başka şeylere odaklanmaması gerekiyor. Şimdi kulüpler hep mağdur bu konuda hocam. Şimdi Bosman kanunları evet, da vurdu. Bosman kanunları da vurdu. Cüzi paraları oynayıp iyi performans gösteren futbolcu ya ben bu paraları oynuyorum bakın ama süper performans gösteririm deyip şeyini yükseltebiliyor. Biraz da burada tabii en büyük sıkıntı bence menajerlerden kaynaklanıyor. Menajerler maalesef futbolcudan akıllarını çelmeye başlıyor. Böcek mi yapıyorlar hocam? Kesinlikle. Orada başlıyorlar futbolcuyu yavaş yavaş yemeye. İşte bak sen iyi adamsın, sen şöyle gidersin, sen buraya gidersin. Senin hakkın bu değil. Sen daha çok para alman lazım. Tamam, çünkü ama menajer de oradan para aldığı için, menajer de her transferden para aldığı için. Ya bence burada genç oyuncuların en büyük dikkat edecekleri konu seçecekleri menajerler. Yani onun menajerlerin oyununa kesinlikle gelmemesi gerekiyor genç oyuncuların. O zaman da ne yapıyor kulüpler? Hemen yeni sözleşmeyi iyi şartlarda tekrar futbolcusuna veriyor iyi performans gösterdiği için. Peki 1,5 milyon euroya oynatıyoruz futbolcu. 250 bin euroluk katkısı yok. Niye onun parasını düşüremiyoruz kulüp olarak? İşte anlaşmayı o şekilde yaparsan geçmiş olsun. Tamam anlaşmayı öbür futbolcuyla da cüzi parayla yaptık. İyi performans gösterdi. Biz niye yükseltiyoruz ama onu? Ama işte genelde o dediğin rakamları konuşan yabancı oyuncular. Ve yabancı oyuncular son derece bu konuda profesyoneller ve ciddi menajerlerle çok ciddi kontratlar yapıyor. Evet. İşte görüyorsun Frey. Vakıfköy'e dahi gönderemiyorsun. Adam kontratında yazmış. Evet, inanılmaz bir şey hocam. Ya o kadar dikkatli, o kadar uç şeylere dikkat edebiliyorlar hocam ve koydurabiliyorlar kontratları. Seneye de o bizde hocam. Gitmez gibi yani. Gitmez 1 canım, o emekli ikramiye sanıyor şu anda. Yani Tayyip sürekli gülüyormuş. Yani bu, o başkan diyormuş gülme falan filan. Çok ilginç diyaloglar. Daha bunu geçen daha divanda falan söylemiştim. Yani adamlar diyor mu yani burada emekli ikramiyelerini alıyorlar. Hocam içim sızlıyor. Yani Tayyip ile Frey'in resmini göreyim resmi istedim. Bir başka yerlerde gideyim veya antrenmana. Onlara o imzayı attıranlar bizim kadar içi sızlamıyordur ama söyleyeyim. Umurlarında bile değildir hocam. İçi sızlamayı bırakın. Umurlarında bile değildir. Ve işte konuşacağız birazdan. O adamların parasının yarısıyla şu anda Bursaspor basketbol ve Bursaspor bayan voleybol takımları şu anda ikincilikteydi. Bak o paralara, o adamlara verdiğimiz paranın yarısıyla. Tamamı değil bak. Hocam yarısı Frey'in 1,5 milyon euro yapıyor dediğiniz para. 1,5 milyon euro bile fazla. Ben size söyleyeyim. İkisini bölersek diyorum yani. 750 bin euro yok. Böyle voleybol takımımız her maçı 3-0-3-0 kazanarak ikinci lige çıkardı. Basketbol takımı da her takımı 15-20 sayı fark ata ata ikinci lige güle oynaya çıkardı. O paraların yarısıyla. Evet böyle diyelim. Artık yine bu basketbola geçmiş olduk sizin bu söylemlerinizde. Basketbol ve voleybolda hayal kırıklığı yaşayan bir Bursaspor 3. ligde kaldı. Voleybol sanırım bu sene 3. senesi basketbolun da 2. senesi olacak. Voleybolda 3 senedir çıkıyor. Pardon 4. senesi olacak voleybolda. Basketbolda tabii belki biraz tölere edilebilirdi bir durum söz konusu. Hemen acilen kurulan bir takım hazırlık sezonu yapılmadan ve çok iyi basketbolcular da seçilemeden belki de. Çok palas pandras böyle. Evet. Yani bir ciddi bir yapılanma, sistemik bir yapılanma kurulmadan evet, başlandı. Belki otellere edilir ama bu voleybolda 3 seneden beri 3. ligde kalmasını aklım hayalim almıyor benim. Bir de şimdi e-bilet karşıtı bizim abilerimiz var. Onlar sürekli o deplasmanlara gittiler. Onlara bile yazık yani. Üniversiteli Bursaspor'lar topluluğu da çok mesela Güven abi onlardan biridir. Öğretmen Erol abi onlardan biridir. Yani bunlar Edirne'lere, Kırşehir'lere deplasman yaptılar yani. Sırf bu takımlar çıksın diye ama yazık günah. Gerçekten o deplasmanlara ve Bursa'daki maçları kaçırmaksızın destekleyen taraftarlar açısından da evet, gerçekten bir hayal kırıklığı oldu.
İlk önce voleybolla başlayalım. Voleybol, basketbolla başlayalım ilk önce. Basketbolda esasında hani ben şahsi fikrim İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni geçeriz ama acaba Adem'e takılırız diye düşünüyordum. Bir kere bütçe olarak az önce bahsettik. 350 bin lira ya kuruldu bu takım. Evet. 350 bin lira tabi Acıbadem gibi, Zirve Üniversitesi gibi birçok takımın harcadığı paralar minimum 1 milyon TL'ler civarındayken biz 350 bin lirayla bir şeyler yapmaya çalıştık ve yaptık da esasında. Neler yaptık? En azından Tofaş ve Oyakrone, Oyakrone kapanmasından sonra, o Tofaş'ın ciddi yatırım yaptıktan sonra kapanmasından sonra bir salon kültürü kaybolmuştu Bursa'da. Bursaspor sayesinde, özellikle basketbol takımı sayesinde o salon kültürü sanki yeniden bir canlandı. Yeniden salonları doldurabildik. Yeniden biletleri o spor salonu önünde bilet kuyruğunu oluşturabildik. Evet. O anlamda hani bunu sağlayan yönetime teşekkür etmek gerekiyor. O salondaki heyecanı, o kültürü yeniden yaşattıkları için. Ve gerçekten dediğin gibi çok palas pandıras, çok çabuk şekillenen bir oluşumdu. Bence bu sene hele hele 350 bin lira gibi düşük bir bütçeyle olabilecek en iyi sonucu aldılar. Yani ben şahsi fikrim bu kadar üst grubu bu kadar üste çıkacağını düşünmüyordum o anlamda. Özellikle ikinci yarı gösterdikleri performans ciddi bir performans gösterdiler. İlk yarıda, ikinci yarıda tek bir mağlubiyeti var grup başlığı aşamasında. Tek bir mağlubiyetle buraya kadar geldiler. Ama dediğim gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şahsi fikrim iki maçta da hatta yenerek çıkacağı yönündeydi. Acıbadem'e de ben kafa kafaya gidebilirim. Acıbadem'i yenemeyeceğimizi düşünmüyordum şahsen. Yani o anlamda özellikle de sağ avantajı Acıbadem'de olduğu için orada eleneceğimizi düşünüyordum. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne elenmek şahsen benim için sürpriz oldu. Ama yine de gerçekten emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Sonuçta çok büyük bir heyecan getirdiler. Kesinlikle. Salon kültürünü tekrar Bursa'ya oturttular sizin de dediğiniz gibi. Ciddi bir taraftar kitlesi evet. Topladılar. Özellikle son maçlarda 2000-3000 kişi gibi 2000 kişiyi hemen hemen salona doldurdular o anlamda. Evet. Eran abiye teşekkür etmemiz gerekiyor. Eran Bey'e teşekkür etmek gerekiyor. Eran Başoğlu. Gerçekten Eran Başoğlu çok çırpındı, çok savaştı. Çok uğraştı, kolay değil yani. Hocam bir de bu bütçelerle kolay değil gerçekten. Prosedürler öyle can sıkıcı ki yani. Bazen kendi evinizde deplasman takımı muamelesi görüyorsunuz. Gerçekten bak bunu Eren abi gelecek haftalarda konumuz olur sorarız. Doğrudur. O kadar prosedürlerle ilgilendi, o kadar bunu aldı ki Eren abi de. Yani bunların hepsini kendisi anlatır. Kolay değil tabii. Yani deplasmanlar her hafta bir maç deplasman evet. Ayarlamak, oradaki oteldir, yerleşimdir, sahadır. Gerçekten kolay iş değil bu işler. Yani böyle diyorum ya bir de başka birçok takım da var. Hani bir tek Eren Başoğlu'nun başında hani voleybol var işte bak. Yani, badminton var. Hocam, bir kere konuk aldığımızda ne olacak voleybolla basketbolun hali dediğimizde bize karşı çıktı. Önce bana bocceyi sorun dedi. Yani o kadar hani gerçekten hani bir sürü alt branşıcı esasında her bir branşın tek bir sorumlusunun olması gerekiyor evet. Ki onu mücadele edebilsin problemleriyle. Ama işte dediğimiz gibi 350 bin lira rakamını telaffuz ediyoruz. Freya, Tayvo'ya verilen paraları görünce insan gerçekten acıyor. Evet. Hani o paraların işte yarısıyla burada çatır çatır oynayan bir basketbol takımı kurulabilirdi. Umarız seneye önümüzdeki yıllarda transferde biraz daha ciddi doğrular yaparız. Ciddi yanlışlar yapmayız ya da diyelim daha doğrusuyla. Ciddi yanlışlar yapmayıp bu paraları voleybol ve basketbola kanalize edebilirsek çok daha iyi düzeyde, çok daha üst düzeyde takımlara sahip olabiliriz. Ama benim hem basketbol hem voleybol için söyleyeceğim şey kesinlikle bu işi bir sponsor üzerinden sanki halletmek çok daha kolay olacak. Çok daha verimli olacak gibi geliyor. Çünkü belki bu sene idare edebiliriz. Tamam 3. ligden 2. lige çıkabiliriz. Ama bir sponsor desteği olmadan 2. ligde hedef koymak, 1. lig hedefini koymak hemen hemen imkansız. Evet Emre Bey de bir görüş bildirmiş. Emre Güranlı. Basketbol ve voleybolda bir yılın emeğine yazık oldu. Amatör şubeler daha yatırım yapılıp amatör şubelere daha da yatırım yapıp Eren abimize daha fazla sorumluluk verilmeli şeklinde bir görüş var Emre Güran'la. Kesinlikle katılıyorum. Hani o desteğin işte verilmesi için iki yol var. İşte bir A takımdan yani sonuçta futboldan kesip o bütçeyi kaydırmak gerekiyor. Hani A takımın maddi problemleri bu durumdayken de şu noktada ben A basketbol ve voleybolun da çok büyük bir finans ayıracaklarını düşünmüyorum. Evet. Ayıracakları rakamlar dediğimiz gibi çok büyük rakamlar değil. Ama yine de bir rakam sonuç itibarıyla.
kolay değil o rakamları da voleybol ve basketbola ayırmak. Sonuçta basketbol için konuşursak 1-1,5 milyon TL gibi bir rakama ayırmak gerekiyor. Ama işte biz çok düşük rakamlarla UEFA'dan ceza yedik o anlamda. Evet. Hani o rakamı da ayırmak kolay değil. Voleybol da aynı şekilde bir rakam ayırmak gerekiyor. O anlamda sanki sponsorluk bence en iyi çözüm. Ki İstanbul takımları bunu her branşta yapıyorlar. Yani basketbol, voleybolda görüyoruz. Hep çeşitli hastane isimleri veya çeşitli kuruluşlarla, evet, sponsorluklarla bu işi götürüyor. Bursa'nın da, Bursa firmalarının yani en azından bu basketbolu ve voleybolu birer tane firmanın alıp en azından ikinci lige çıkarması, ikinci ligden de birinci lige çıkarması anlamında olabilir. Veya geçen haftalarda konuştuk, belediyelerin bu anlamda destek olması gerekiyor. Örneğin Nilüfer'in belki de bir voleybolu alması ve ne bileyim basketbolu belki bir büyük şehrin alması şeklinde bir yol gidilebilir. Belki de o yolla, o kanalize edilerek o takımları, evet, sponsor bir etmek gerekebilir. Mesela Yıldırım Belediyesi ve Osman Gazi Belediyesi'nin ciddi anlamda hani takımları yok. Hani Büyükşehir Belediye mesela voleybolda çok ciddi yatırımı var şu anda. Hadi bayanlar voleybolda. Nilüfer'in bayanlar yine voleybolda ciddi yatırımı var. Voleybolda yatırımı var. Belki Osman Gazi ile Yıldırım Belediyesi de o anlamda hani birinci lige çıkarma anlamında bu takımları basketbola ve voleybola birer birer ikisi paylaşıp destek olabilirler, sponsor olabilirler. Evet. Eren Başoğlu ile konuştuğumuzda biz bu anlamda da görüşmelerimizin olduğunu söylemişti. Belki de gelecek haftalarda programa dahil ettiğimizde belki de onunla ilgili bir müjdeyi bize paylaşır Eren, evet, Başoğlu. Diyelim, kısa bir ara verelim hocam. Aramızdan sonra yeniden birlikte olacağız.